İyi akşamlar değerli izleyiciler. Özgür Gündem'e hoş geldiniz. Evet değerli izleyiciler, bu haftaki Özgür Gündem programımızda HDP'yi konuşacağız. HDP'nin son dönemi nasıl değerlendirdiğini, son siyasal süreci, Türkiye'deki, Kürdistan'daki, bölgedeki durumu nasıl değerlendirdiğini, açıkladığı demokrasi ve barış deklarasyonu bildirisini, bunun etkilerini, yankılarını, halkla buluşmaları, gerçekleştirdiği görüşmeleri, sivil toplum örgütleriyle, kurumlarla gerçekleştirdiği görüşmelerin sonuçlarını ve Türkiye'de mevcut duruma nasıl bir politika ürettiğini konuşacağız. Bugün konuğumuz HDP eş genel başkanı Sayın Mithat Sancar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Selim Bey. Ve yine 3 gazeteci arkadaşımla birlikte soracağız sorularımızı, halkın merak ettiği, bizim merak ettiğimiz soruları Sayın Sancar da cevaplayacak. Arkadaşlarımı da sizlere tanıtmak istiyorum. Arzu Demir, hoş geldin. Fehim Işık ve Cahit Mervan, hoş geldiniz siz de Özgür Gündem programına. Evet değerli Sancar, öncelikle hoş geldiniz diyoruz tekrar. Evet. Avrupa'ya geldiniz. Eminim bu gelişiniz de belli bir plan, bir program çerçevesinde. Ona ilişkin önce sizden öğrenmek istiyoruz. Bu konu nasıl bir programınız var, nasıl bir planlamanız var? Ona ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Evet, çok teşekkür ederim. Ben de sizlerin hepinizi selamlıyorum ve en başta tabii bizi izleyen değerli halkımıza yürekten selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. İyi bir program olacağından hiç şüphe duymuyorum. Aslında bu programımız, bu Avrupa programı, Kürt İşverenler Birliği'nin genel kurulu vesilesiyle yapılan davet üzerine planlandı. Frankfurt'ta genel kurulunu gerçekleştirdi Kürt İşverenler Birliği, Avrupa Kürt İşverenler Birliği. Uzun süredir davet ediyorlardı ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Bu sefer bir eş başkan olarak aralarında görmek istediklerini sırada söylediler. Ben de memnun oldum ve kabul ettim. Geldik. Pandemi dolayısıyla bir yıl aksamıştı genel kurulları. Her yıl yapıyorlar. Avrupa'nın her yerinden Kürt işverenleri geliyor. Dün genel kuruldu. Ben de konuşma yaptım. Bu arada tabii Frankfurt'ta bulunuyorken daha önceden tanıştığım akademisyen ve düşünce kuruluşu temsilcileriyle sohbet etme imkanı buldum. Onları da önceden planlamıştım. Sonra buraya geldim. Tabii buraya öncelikle sizin davetiniz üzerine seyahat planı yaptık. Böyle bir imkan çıkmışken yüz yüze bir program yapma fırsatını ben de kaçırmak istemedim. Sizlerle bir arada olmaktan da gerçekten memnunum. Brüksel'de de işte yine biraz önce Frankfurt için söylediğim çerçevede bir iki görüşmemiz olacak ama esas Avrupa Birliği temsilcileriyle görüşme planımız devam ediyor. Muhtemelen Ocak ayında olgunlaşacak ve yine yüksek düzeyde görüşmeler yapmak üzere bir Brüksel programı gerçekleştireceğiz. Evet, biraz da artık siyaset, Türkiye'deki siyasete girelim. Arzu, istersen senin sorun varsa. İlk soruyu ben sorayım o zaman. Şimdi biz buradan bakıyoruz Türkiye ve Kuzey Kürdistan'a. Bazı AKP rejimi bakımından bazı tespitlerde bulunuyoruz. Anlamaya çalışıyoruz ne oluyor ne bitiyor diye. Hem bu sohbete giriş babında olsun aslında sorumda. Yani AKP, MHP iktidarının içinde bulunduğu durumu, yani bu krizi adı ne, bu kriz nasıl tanımlıyor HDP? İstersen biz buradan başlayalım. Tabii biz bunu çoklu kriz durumu olarak niteliyoruz. Yani tek bir alanda yaşanan bir kriz söz konusu değil. Çoklu kriz yani neredeyse toplumsal ve siyasal hayatın her alanında bir kriz söz konusu bize göre. Bir defa ekonomik kriz son derece güncel ve çarpıcı, etkileyici. Çünkü göstergeler her gün bu krizin derinleştiğini çıplak bir şekilde gözler önüne seriyor. Yoksullaşma buna eşlik ediyor. Derin bir yoksullaşma. Tabii döviz kurlarındaki değişim yine çok özel bir örnek olarak karşımızda duruyor.
Ekonomik kriz tek başına ekonomi politikalarından kaynaklanmıyor. Bizim bakışımıza göre bu iktidar bir avuç yandaşa, bir grup sermayeye kaynak aktarmak için halkın kaynaklarını talan ediyor. Halktan toplanan kaynakları bu gruplara aktarıyor. Dolayısıyla büyüme de olmuyor. Çünkü bu aktarılan kaynaklar hani istihdam yaratan ve milli geliri arttıran bir politika için kullanılmıyor. Tam tersine mesela gayri safi milli hasılanın 2015'ten bu yana ciddi bir düşüş gösterdiğini biliyoruz. Yani 9600'lerden 7000 dolara falan düştü. İşsizlik oranları ortada ki bunlar resmi rakamlar. Gerçek işsizlik oranlarının çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bir bu, yani ahbap çavuş kapitalizmi, dizginsiz sömürü, doğa talanı, yandaşa kaynak, saraya ısraf ve en önemlisi savaş politikaları. Çünkü durmadan savaşa yatırım yapan ve varlığını savaş politikalarına bağladığını bildiğimiz bir iktidar var karşımızda. Savaş politikalarından söz ederken öncelikle elbette Kürt sorununa yaklaşımı hemen belirtmek gerekiyor. Kürt sorununa yaklaşımda güvenlikçi militarist anlayış 2015'ten bu yana, 7 Haziran sonrasından bu yana güncellenerek ve genişletilerek, hatta derinleştirilerek yeniden devreye sokuldu. Çözüm süreci bittikten sonra yeni bir konsept başladı. Biz buna 2015 konsepti diyoruz. Şimdi eskiden de tabii güvenlikçi politikalar vardı, savaş politikaları vardı. Fakat 2015'te birlikte yeni bir boyut kazandı. Sadece Kürt sorununa yaklaşımla sınırlı olmayan bir savaş politikası anlayışı ortaya çıktı. Çünkü Suriye iç savaşına müdahale, orada çeşitli işte cihatçı gruplara sağlanan destek, öte yandan Libya, sonra yine Doğu Akdeniz'deki politikalar. Yani artık sadece içeride, Türkiye'nin içinde yürütülen bir güvenlikçi, militarist zihniyet deyin, esasen yayılmacı bir askeri konsept var devrede. Savaş tabii savaş politikaları, sadece şunu ekleyeyim sonra Fehim Bey. Yani bu savaş politikalarına aktarılan kaynakların büyüklüğünü düşünürseniz bu, Türkiye'de ekonomik krizin siyasal boyutunu çok çok daha iyi görebilirsiniz. Buyurun. Tamam. Burada belki şimdi söz ettiğiniz savaş politikasına ilişkin son dönemde içeride muhalefet de ona doğru artınca krizin temel nedenlerinden biri savaş olduğu söylenince aslında bir sıkışma başladı. Ama bir Putin bir Biden arasında gidip gelmeye başladı. Nihayet de bugün Erdoğan muradına erdi. Biden'la bir görüşme gerçekleştirdi. Şimdi bu temelde sormak istiyorum doğrusu. Yeni bir savaş hazırlığı temelinde de görülüyor bu görüşmeler, bu gidiş gelişler. Hem HDP olarak belki buna karşı kalıcı siyasetiniz nedir? Diğer muhalefet partileriyle bu konuda bir iletişiminiz var mı? Yani bunun önüne geçmek için ne yapılabilir? Meclis boyutu da önemli. Hem gerçekten Türkiye toplumunun geniş bir kesimi hala bu krizin farkında değil mi ki Erdoğan rahatlıkla böylesi bir aksiyon geliştirmeye dönük adım atabiliyor? Şimdi son sorudan hemen son kısmından başlayarak cevap vermeye çalışayım. Türkiye toplumunun büyük bir bölümünün bunun farkında olduğunu artık anketler de saklayamıyor. Hatta iktidara yakın diyebileceğimiz anket şirketlerine bile yansıyor. Mesela bugün okuduğumuz bir ankette Erdoğan'ın ekonomi politikalarından memnuniyetsizlerin oranının %62 belki daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Elbette farkında, fakat oy tercihleri
evet ekonomiden çok etkileniyor. Fakat sadece ekonomik faktörle belirlenmiyor. Yani oy tercihlerinin başka nedenleri de var. Siyaset biliminde, sosyolojide bunlar tartışılıyor. Uzun uzun anlatmayayım ama ekonomik sıkıntının farkında olan geniş bir toplum kesimi bu var. Şimdi esasen biraz önce söylediğiniz bu savaş hazırlıkları... Savaş ve ekonomi ilişkisi kurabiliyor mu sizce? İşte tam da burada bir paradoksla karşı karşıyayız. HDP olarak biz bu paradoksu ortaya koymaya, görünür kılmaya ve bu paradoksun çözülmesi için siyaset üretmeye çalışıyoruz. Nedir bu paradoks? Siz bu kadar büyük bir ekonomik kriz, bu kadar derin bir yoksullaşma varken kontrolü elinizden kaçırmamak için milliyetçi duyguları yükseltecek politikalara başvurabiliyorsunuz. Bunu Erdoğan çok yoğun yapıyor zaten. Sadece Erdoğan da değil, aslında dünyanın farklı ülkelerinde de rastladığımız bir örnektir. Ben size 1982 Arjantin'ini hatırlatayım. Mesela Arjantin'de o zaman askeri junta vardı. Çok sıkışmıştı, son dönemlerini yaşıyordu. Sendikal hareketler çok aktifti, işte işçiler huzursuzdu, gösteriler yapılıyordu. Bunları gözden kaçırmak ya da bastırmak için, gündemden düşürmek için Falkland adalarına asker gönderdiler. Şimdi bu fiyaskoyla da sonuçlanıyor sonra. Yani milliyetçi duyguları yükselteyim diye İngiltere'nin kendi toprağı olarak bilinen o adalara asker gönderdi. Böylece İngiltere'ye savaş açtı. İngiltere de güçlü bir donanmayla oraya müdahale etti ve junta'nın devrilmesinde o olayın önemli etkisi olduğunu da herkes söylüyor. Şüphesiz zaten 6 yıllık, 7 yıllık 1976'da yapılmıştı darbe, işte 82. Yani 6 yıllık bir süreçte yıpranmış bir junta yönetimi, askeri diktatörlük vardı. Savaş politikalarıyla ömrünü uzatabileceğini varsaydı, gitti işte Falkland adalarına asker çıkardı. Ardından da yaşananlar belli. Zaten sonra junta çöktü. Şimdi milliyetçi duyguları yükseltmek için bu tür politikaların iş gördüğü örnekler de çoktur. Yani Türkiye bunun en özel örneklerinden biridir. Geçmişte biliyorsunuz bütün muhalefeti arkasına dizme başarısı gösterebiliyordu AKP iktidarı. Ya savaş politikalarıyla ya da ötekileştirme, düşmanlaştırma, HDP ve Kürtler üzerinden kutuplaştırma yoluyla başarı elde edebiliyordu. Ama ben bu politikaların da sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Evet, bir macera mümkündür. Bunun olup olmayacağını göreceğiz. Ben şu anda yapılan hazırlıkların, ki çok büyük hazırlıklar olduğunu takip edenler bilir. Yani Suriye, Kuzeydoğu Suriye ve aslında yine Rojava'nın batısına, yani Fırat'ın batısına da doğusuna da büyük bir yığınak yapılıyor. Sürekli zırhlı araçlar sevk ediliyor. Şu anda herhalde böyle bir askeri harekatın yapılabilmesi için bir şey kaldı geriye. Rusya ve Amerika'yı buluşturacak bir mutabakatı koparabilir miyim diye soruyordur iktidar. Bunun bugünkü görüşmenin bu yönde bir işaret olarak yorumlanmasını mümkün kılacak herhangi bir veri yok ortada. Yani Biden Erdoğan görüşmesinden böyle bir sarı ışık bile çıktığını söyleyemeyiz. Çünkü yapılacak askeri harekat için 4 ya da 5 merkezin adı geçiyor. Münbiç, Tel Rifat, sonra Tel Abyad. Tel Abyad zaten oradalar. Ayn İsa var. Bir de tabii Kobani var. Tel Temir var. Şimdi ikisi batıda, Fırat'ın batısında, ikisi Fırat'ın doğusunda, biri merkezde. Şimdi bu çok büyük bir operasyon. Bu
Suriye'de dengeleri sadece Kürtler bakımından değil, bütün taraflar bakımından ciddi biçimde etkileyecek bir plan. Acaba Rusya, Suriye hükümeti ve Amerika bir yerde buluşabilir mi? Ben bunu çok zor görüyorum. İkincisi, toplumda bu politikayı kabul ettirme gücü, potansiyeli bu hükümetin, bu iktidarın azalmıştır. Son tezkere bunda önemli bir rol oynamıştır demeyeceğim. Son tezkere toplumda oluşan bu tepkiyi ya da toplumda ortaya çıkan bu duyguyu bir şekilde dışa vurma anlamına gelir. Yani böyle yorumlamak daha doğrudur. Muhtemelen devlet içi çeşitli güçlerin de şu anki iktidar politikasından bir rahatsızlığı vardır. Dolayısıyla hesaplaşma sadece bu iktidarla Kürtler arasında, bu iktidarla HDP arasında, bu iktidarla Suriye'deki işte özerk yönetim arasında bir mesele olmanın ötesindedir. Türkiye'de de yine devlet içi güçler ve muhalefetin çeşitli kesimleri ile Erdoğan-Bahçeli rejimi arasındaki belli çelişkilerin belli bir derinliğe ulaşmaya meylettiğini gösteriyor. Şimdi savaş politikaları dediğimiz zaman elbette bu tür askeri operasyonları kastediyoruz. Fakat resmen hani bu da soruluyor, belki siz sormadan ben cevap vereyim. Hani acaba bu politikalarla bir seçim erteleme planı da yapıyor mu deniliyor. Orada farklı bir şeye ihtiyaç var. Bir devlete resmen savaş ilan etme mecburiyeti var. Savaş halinin anayasal olarak devreye girebilmesi için sınır ötesi operasyon yetmiyor. Mesela Suriye olacaksa burada örnek, Suriye devletine karşı meclisten savaş ilanı kararı çıkarması gerekiyor. Peki yeşil ışık almazsa Rusya ve ABD'den böyle bir harekete girişme şey var mı? Bunun mümkün olmadığını kendisi de yandaş basın da biliyor. Hatta yandaş basın zaten bunu saklamıyor. Çünkü sonuçta Fırat'ın batısında hava sahası kullanılmadan sadece karadan bir askeri operasyonun büyük riskler içerdiğini aklı başında herkes, askeri uzman olmak gerekmiyor, aklı başında herkes görür. Şöyle diyeyim, bir soru sormak istiyorum özellikle savaşla ilgili. Şimdi az önce tezkere değindiniz, tabii CHP tezkereyi esastan reddetti. Yani bir usulen red yoktu ortada. Evet. Hem Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'in konuşması çok net açıktı. Buradan hareketle CHP'nin tezkere red vermesi devlet içinde nasıl derin bir kırılmaya yol açıyor ve HDP açısından, yani barış güçleri açısından nasıl bir yeni bir konjonktür mü ortaya çıkardı? Şöyle söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de bizim dışımızda kalan muhalefet bir süredir bir eşiği atlamaya çalışıyor. Şimdi bu birdenbire ve hemen çok radikal adımlarla gerçekleşebilecek bir şey değildir. Gerçekçi bakalım. Ama bir eşik atlama çabası olduğu ortada. Bu eşik adım adım biraz daha fazla aşıldı. Son tezkere meselesinde özellikle CHP'nin tavrı bu eşiği aşma konusunda ciddi bir adımdır. Bunun bence devlet içinde belli kesimlerde de bir karşılığı vardır. Fakat bunu devlet içi bir mesele olarak tartışmakla sınırlamak doğru değil. Esasen yaratılan toplumsal hava ve siyasi dengelere bizim HDP olarak yaptığımız etkinin de burada hesaba katılması gerekiyor. Yani biz uzun süredir Türkiye'de esas meselenin savaş politikaları olduğunu söylüyoruz. Bu iktidarı ayakta tutan temel sütunun
savaş, düşmanlaştırma, kutuplaştırma, ötekileştirme, gerilim politikaları olduğunu söylüyoruz. Ve her seferinde muhalefetin diğer partileri kritik sınavlarda hep buraya takıldılar. Bu da Erdoğan'ı hep daha fazla iktidarda kalma, daha doğrusu Erdoğan'ın daha fazla iktidarda kalmasını sağladı. Şimdi bu politikaların esasen Türkiye'de siyaseti dizayn etmeye ve kendi ömrünü uzatmaya yönelik olduğu fikri bizim aylar ve aylardır anlattığımız şey daha fazla yankı buluyor. Bu nedenle yani hem devlet içinde hem muhalefetin kendi aralarında hem de toplumda belli dinamiklerin toplamı bu sonucu yaratmıştır demek lazım. HDP'nin de burada politika üretiminde üretimi üzerinden önemli bir payı olduğunu teslim etmek gerekiyor. Sadece bir ek soru bu tezkereye girelim. İyi Parti bu tezkereye evet verirken dikkatimi çeken bir cümle vardı. Diyordu ki Suriye'den ordumuz çekilirken lojistik destek sağlamak için biz buna evet diyoruz. Bu sizce şartlı bir evet midir? Yani şöyle söyleyelim, aslında gerekçelerle oy arasında çelişki var. İyi Parti'nin sözcülerinin açıklamaları aslında mantıksal olarak oya yansıyacak olursa o oyun hayır olması, hiç olmazsa çekimser olması gerekiyor. Çünkü iktidarın AKP-MHP'nin oyları zaten bu tezkereyi geçirmeye fazlasıyla yetiyor. Basit çoğunlukla kabul edilebiliyor. Daha tutarlı davranmak gerek, davranmak istiyorsa bir parti, bu İyi Parti de İyi Parti olsun diyelim. Bu kadar gerekçe sıraladıktan sonra kendi oyu belirleyici olmayacağına göre hiç olmazsa sorumluluğu iktidar partilerine bırakabilirdi. Yani hadi hayır vermedi, çekimser verebilirdi. Bu tutarsızlık Erdoğan rejimine yarıyor. Erdoğan, MHP, Bahçeli, AKP, MHP iktidarına yarıyor. Bu kadar uzun uzun eleştiri sıralıyorsunuz. Sonra da evet diyeceğim diyorsunuz ki iktidarın sizin o evet oyunuza da ihtiyacı yok. İşte siyasal tavır önemli burada. Sayısız olduğunu söylediler Millet İttifakı. Yani şöyle söyleyeyim, özellikle ben AKP MHP'den oy almaya dönük mümkün olabilir. Fakat ben hani bu spekülatif tartışmaları hiç sevmem. Hiç sevmem ama şöyle diyelim. Hadi bu spekülatif soruyu kabul ettik, tartışalım. Yani bu toplumu, halkı, insanları biraz küçümsemek diyeceğim. Daha başka kelime kullanmak istemediğim için, yani dilim de buna uygun bir dil olmadığı için küçümsemek anlamına gelir. Yani o toplumun geniş kesimlerinin bu çelişkinin farkında olmayacağını varsaymak, yani işte ben evet dersem onlardan oy alırım gibi bir mantık yürütülmüşse, yani bu toplumu anlamamak, tanımamak, hatta küçümsemek, aşağılamak demektir. Fehim Işık'ın sorusu aslında yarım kaldı. Özellikle savaş tezkeresi karşısında ben ona bir ek yaparak sormak istiyorum. Yani sonuçta bu tezkere geçti. Sahadaki durumun hani bu savaşa el verip el vermeyeceği başka bir şey. Başka evet. Bir durum ama bir savaş tehlikesi var ki aslında hani devam eden başka bir savaşta zaten hem Güney Kürdistan'da zaten süren bir işgal savaşı var. Keza Rojava'nın birçok yerlerini saldırı altında. Şimdi AKP ve MHP'nin aslında ne yapacağını konuştuk. Biz bugün biraz ağırlıklı olarak da HDP'nin ne yapacağını süreçte konuşmak istiyoruz. Dolayısıyla bu yeni savaş tehlikesine karşı HDP kendisine oy veren seçmenleri ya da işte 3. yol yeni yaşam projesine gönül bağlayan ya da okey diyen kesimi nasıl harekete geçecek bu savaş tehlikesi karşısında? Şimdi, çok somut olarak. Tabii çok somut olarak şunu söylüyoruz. Biz
kendimiz tavrımızı her alanda ortaya koyuyoruz. Ama sadece bizimle sınırlı bir karşı duruşun yeterli olmayacağının da farkındayız. Bakın, uzun süredir aslında bir büyük barış hareketi çağrımız var. Ve bunun içinde görüşmeler de yapıyoruz elbette. Daha doğrusu yaptığımız görüşmelerde bu da önemli başlıklardan biridir. Şimdi benim bundan iki hafta önce Diyarbakır'da Kürtli partilerle yaptığım toplantıda basına açık kısımda bir çağrım var. Diyorum ki yani bir büyük barış hareketi bütün Türkiye için kurulmalı ki bunu tam bir yıl önce Diyarbakır'da yine dile getirmiştim. Ekim ayındaydı, 23 Ekim'di. Sonradan baktım tarihe, manşet öyle konmuştu. Büyük barış hareketine ihtiyacımız var. Eğer Türkiye'de bu büyük barış hareketini Türkiye'nin bütününde şimdi oluşturamıyorsak o zaman bir Kürt barış hareketinden başlayalım. Yani bu sadece bu Kürtlerle sınırlı kalsın diye değil. Mesela savaş politikalarının en fazla zarar verdiği kesim halk Kürtler. Sadece bütün Kürdi partileri, bütün Kürdi sivil toplum örgütlerine, inisiyatiflere, topluluklara yaptım bu çağrıyı. Bunun üzerinde çalışalım şimdiden. Yani öncelikle bütün en geniş kesim diyelim, Kürtlerde en geniş kesimi savaş karşıtı bir çizgide, bir tutumda buluşturalım. Bunun için de çalışmalar yaptık. Belki bu fikrin henüz somutlaşacağı şartlar ortaya çıkmamıştı. Son görüşmemizde de bu çağrıyı tekrar ettim. Türkiye'de büyük bir barış hareketi, fakat barış hareketi deyince bazen bu tam anlaşılmıyor. Biz büyük bir anti-savaş koalisyonu kuralım diyoruz. Yani oradan başlayalım. Savaşa karşı çıkma temelinde büyük bir buluşma gerçekleştirelim. Barışı savaş karşıtlığını güçlendirerek daha yakın hale getirebiliriz. Bunun için mesela görüştüğümüz bütün sivil toplum örgütlerine önerilerde de bulunuyoruz. Çağrılar da yapıyoruz. Halk toplantılarında da yapıyoruz. Hem bizim batıda hem de Kürt illerinde yaptığımız halk toplantılarında, mesela en son ben Antalya'da Pervin Başkan Ağrı'da halk buluşması, miting gerçekleştirdi. Bu çağrıyı orada da yaptı. Peki demin bir eşikten bahsettiniz. Yani muhalefet açısından yeni bir eşik son dönemdeki gelişmelerle birlikte, işte bu Türkiye'nin batı kentlerinde yaptığınız etkinliklerle birlikte edindiğiniz izlenim. Yani bu buna ne kadar açık, ne kadar umut veriyor? Bu konudaki diyelim HDP'nin özellikle üzerine düşen görevler nedir? Bunun daha da büyütülmesi açısından. Evet, şöyle söyleyelim. Bizim böyle bir kapsayıcı hedefimiz varsa, ki var, deklarasyonumuzda da bunu zaten ilan ettik. O zaman toplumun bütün kesimleriyle, bakın abartmıyorum, bütün kesimleriyle diyalog ve müzakere imkanlarını yaratmanın yollarını bulmak zorundayız. Yani görev bize düşüyor. Yine mitinglerde yaptığım çağrılardandır. Diyoruz ki yani partilere değil, tek tek derneğe, şuna buna değil, toplum kesimlerine sesleniyoruz. Bize yakın olan değil, daha çok bize uzak olan, bize yakın olan, bizim zaten tabanımız olan kitleyle buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ve çok şükür ki onlardan o fedakar ve kararlı desteği almaya devam ettiğimiz gibi bunun büyüdüğünü görme gururunu da yaşıyoruz. Gerçekten HDP'nin kendi tabanında genişleme, o çok kararlı sahip çıkma iradesine dayanan genişleme gözle görülür şekilde yaşanıyor. Fakat biz diyoruz ki bize uzak olan,
bize, bizimle konuşmayı bile düşünmeyen toplum kesimlerine ulaşmanın yolunu bulmalıyız. Öyle hani bu bizi anlamıyor, diğerine de işte ya bunlar da kavramıyor meseleyi diyerek topluma küsmek gibi bir lüksümüz yok bizim. Böyle bir hakkımız yok. İlave ediyorum, bize kızanlarla da müzakere, diyalog dili geliştirebilmeliyiz. Yine toplum kesimlerinden söz ediyorum, partilerden değil. Bir adım daha ileri gidiyorum. Bizden nefret edenlere de seslenecek dili bulmalıyız. Çünkü biz önümüze bu dönem çok somut olarak toplumun her kesimiyle müzakere ve diyaloğu esas alan bir demokratik siyaset hattı hedefi koyduk. Şimdi karşılık buluyor muyuz? Bence buluyoruz. Bakın, tezkereden bir gün önce çok sayıda kuruluş bir bildiri yayınladı. Bunun içinde Demokrasi İçin Birlik var, Yurttaş Girişimi var, çok çeşitli çevreler var. Ve tam da bizim bu söylediğimiz çerçevede çağrı yaptılar. Muhalefet partilerine, topluma çağrı yaptılar. Bunlar değerli. Yani bunları küçümsemek yanlış olur. Giderek daha fazla halkın içinde çalışma yürütmeye yönelik programımız var. İşte ayın 7'sinde Tekirdağ'da mitingimiz var. Bakın, daha önce aklımıza hani pek fazla gelmeyen yerler diyelim. Hayır, Tekirdağ'da miting yapacağız. Pervin Başkan katılacak. Benim yurt dışı seyahatlerim olmazsa önümüzdeki 10 gün içinde Mersin'de bir mitingimiz olacaktı. Ben katılacaktım ama benim başka bir yurt dışı programım dolayısıyla onu 28 Kasım'a erteledik. Yani halkla buluşmalarımız devam ediyor. Dediğim gibi sadece bizim kendi tabanımızın yoğun olduğu bölgelerde değil. Hani sadece Kürt illerinde yoğunluk yok. İstanbul'un da bir sürü bölgesinde, İzmir'in de bir sürü bölgesinde yoğun Kürt seçmen var, yoğun Kürt nüfus var. Hayır, başka yerlere de ulaşmaya çalışmalıyız. Bu konuda sabırla, inançla çalışmaya devam etmeliyiz. Türkiye'de yeni bir başlangıcın yolunu açmak, demokratik dönüşümün imkanlarını büyütmek için ve bunlar üzerine kurulacak bir ortak eşit yaşam, bunların ön şartı olan barış için bana göre ve benim arkadaşlarıma göre, yönetimdeki arkadaşlarımıza göre bu doğru bir yol. Şimdiye kadar aldığımız yankılar da doğrusu bizi teyit ediyor. Bu da mevcut aslında siyasi iktidarın kutuplaştırıcı politikasının tam aslında zıddı oluyor. Tam bu. Evet. Yani tam bu. Çünkü bu iktidar bununla ayakta kalıyorsa biz de bu iktidara... Muhalefet bir bütün vazgeçti mi o kutuplaştırıcı siyasete destek vermekten, ya da kutuplaştırıcı siyaset... Çünkü şunun için söylüyorum, yani Millet İttifakı içerisinde o dili kullananlar var. Zaman doğru. Zaman bunu diğer partilerde de görebiliyorsunuz. Hatta tezkerede o ikili yaklaşım nedeniyle Babacan'ın partisi de bir git gel yaşadı en son. Evet. Farklı bir tutum takımdı. Evet. Yani şöyle söyleyelim, toplumsal psikolojide değişimler çok hızlı olmuyor. Biraz hepimizin etkilendiği bir kültür var. Sadece Türkiye değil, işte Orta Doğu'yu da etkileyen ya da yaygın olan bir kültür. Bir şeyin hemen gerçekleşmesini isteme dürtüsü, bu bazen farkında olmadığımız bir şey de olabiliyor. Bir iki denedikten sonra üçüncü denemede ya bunlardan bir şey çıkmaz noktasına çabuk geliyoruz. Oysa toplumsal dönüşümler, Türkiye gibi hele geçmiş bagajı çok ağır olan büyük acılar, büyük kırılmalar ve büyük yıkımlar yaşamış toplumlarda bu dönüşüm için daha sabırlı,
davranmak gerekiyor. Muhalefette de var. Biz bunu da söylüyoruz. Yani adını koyarak da söylemek lazım. Yani mesela İYİ Parti'nin dili iktidarın bu yarattığı havayı bir şekilde destek anlamına geliyor. Çünkü iktidar bundan besleniyor. Bir muhalefet partisi iktidarın alternatifi olduğunu iddia eden bir muhalefet partisi. Aynı dili kullanırsa topluma hangi değişimi vaat edecek? Toplumun şu an yoksullaşmasının da ülkenin ekonomik kriz içinde debelenmesinin de temelinde başta da söylediğim gibi bu zihniyet yatıyorsa sen bu zihniyetin benzerini tekrar ederek toplumun büyük bir kesimine dönüşüm vaadini inandırıcıklamazsın. Bizse bütünlüklü bir programla temel sorunlara çözüm yolları öneriyoruz. Söylediğiniz manzaraya CHP oturuyor mu peki? CHP'nin şu anda aynı dili kullandığını söylemek haksızlık olur. Özellikle son zamanlar, yani uzun zamandır iktidarın bize yönelik düşmanlaştırıcı, terörize edici diline CHP uzak duruyor. Fakat giderek biraz önce saydığım dinamiklerin de toplamının etkisiyle CHP o uzak durmanın da ötesine geçerek şimdilik karşısına geçmeyi deniyor. Yani o dilin karşısına geçmeyi deniyor. Biz bunu Türkiye toplumu için ve yeni demokratik dönüşüm için bir kazanım sayıyoruz. Şimdi tabii sizin anlattıklarınızdan hareketle son deklarasyonu HDP'nin sağlık çarşıma baktığımız zaman bunu bir övgü olsun da söylemiyorum. Sadece bir tespit olsun da söylüyorum. Ya, övebilirsin. Bir sakıncası HDP, yok. HDP topun durduğu yerden sahaya bakıyor. Bu kesin net. Yani peki Erdoğan nereden bakıyor? Gerçekten 20 yıl iktidar döneminde evet. Şu anda Erdoğan geldiği o bildiğimiz işte karizmatik bilmem Kasımpaşa'dan gelen bilmem ne yapan Erdoğan şu an itibariyle sahaya nereden bakıyor sahaya? Sahaya devletin merceğinden bakıyor. Sarayın penceresinden bakıyor. Rant gözlüğünden bakıyor. İktidarı sürdürme ihtirasının ve ihtiyacının dürbününden bakıyor. O nedenle bu kadar çok sıkıntı yaşıyor zaten. Ya da bu kadar çok sıkıntı yaşadığı için de artık toplumla değil, devletle ayakta kalmayı, devlet imkanlarıyla, devletin askeri imkanlarıyla, devletin ekonomik kaynaklarını kullanarak ve rant olarak dağıtmak şekli suretiyle ayakta kalmaya çalışıyor. Biz de diyoruz ki hiçbir iktidarın devlet kaynaklarıyla ve devlete yaslanarak uzun süreli ayakta kalma şansı yoktur. Ama Erdoğan'ın farkı var. Kendi devletini de oluşturmuş. Öyle bir şey değil. Bunları abartılı bulduğumu söylemek zorundayım. Yani Sadat üzerinden evet, diğer değişik yapmış. Bunların nerede ne kadar derine indiğini tespit etmek zor. Yani bu tür yorumları üstelik sakıncalı buluyorum. Fehim Bey çok açık söyleyeyim. Şu nedenle. Bu söyledikleriniz sadece muhaliflerin tereddütte olanlarını yıldırma etkisi yaratıyor. Sadece sizi kastetmiyorum. Bu dili kullanan yaygın bir çevre var. Yani zaten devleti ele geçirmiş. Zaten Sadat'ı kurmuş. Zaten işte milisler oluşmuş. Zaten bütün hazırlıklarını yapmış. Seçime gitmeyelim o zaman. Ne yapalım? Yani bu gerçek değil bir bence. Yani bu söylendiği kadar değil. Evet. Devlet içine yuvalanmaya çalışıyor. Evet, kendine bağlı güçler oluşturmaya çalışıyor. Fakat Türkiye toplumu o kadar heterojen ki... Kılıçdaroğlu'da benzer şeylerden bahsetti ama suikastlerden, hayır, diğer şeylerden... Doğrudur bahsetti ama yani bu uyarı yapma anlamında, ön kesme anlamında doğru bir çıkıştır. Bizim Deniz Poyraz ve Deniz Poyraz cinayetinde ve Konya katliamında yaptığımız gibi biz önceden işaret ettik tehlikeye ve hızla bir
duvar oluştu. Yani bir yandan bu dinamikler var Türkiye'de. Yani sadece devletin Erdoğan'ın harekete geçirdiği değil. Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir aslında kafasında bu ihtimal var. Bu siyasi cinayetler meselesi var. Bunu söylemesi uyarı ve uyanıklık yaratmak açısından doğru olmuştur. Bakın niye bu kadar telaşlanıyor şimdi iktidar? Durmadan işte suç duyurusunda bulunuyor. Bizim Konya katliamından sonraki açıklamamız üzerine bize yapılan saldırıları hatırlayın. Niye? Çünkü bir kaos planı yapmak isteyen çevreleri birdenbire deşifre eden veya onlara karşı uyanıklığı yükselten bir ifşa gerçekleşmiş. Yani bunu yaptı ama başaramadı diyebilir miyiz? Veya girişimlerde bulundu. Şimdi bu sürecin nelere gebe olabileceğini şimdiden söylemek veya neyin önlendiğini, neyin önlenemediğini şimdiden belirlemek zor. Önümüzde, bunu aylardır söylüyoruz, önümüzdeki 1,5 yıl Türkiye'de belli bir dönemin finalidir. Şimdi bu finalde herkes elindeki kozları oynamaya çalışacaktır. Kirli, temiz. İktidarın oynamak isteyeceği kozların temiz olacağını söylemek zaten mümkün değil. İktidarın bütünlüklü olduğunu söylemek de abartılıdır. Yani bir şey sorayım. O yan çok. Yani AKP MHP arasında gerçekten sadece AKP bizim görmediğimiz de devletin derinliklerinde bir çatışma var mı diyelim. Bunu bilemiyoruz. Evet. Yani ben bilemiyorum. İzledim olarak sadece söylüyorum yani. Bana tabii yani hani dediğim gibi benim çok cevap vermeyi becerebildiğim sorular değil Cahit Bey. Şunun için verilerle konuşmayı tercih eden bir yapım var. İsterseniz buna akademik deformasyon deyin, isterseniz akademik ya erdem diyeceğim ama bu sefer fazla kendimi övmüş olacağım. Akademik avantaj deyin. Yani şunu demek istiyorum. Biz ben işte oturup bir konuyu araştırır çalışır yaparken verilere bakıyoruz. Ben en azından öyle. Tabii komplo teorisi çalışanlar var. Onlar da başka türlü yazıyordu. Şunu şöyle bağlayayım. Yani bunu şöyle yaparsa öyle olur. Hayır, ben şimdi ortaya çıkan dinamiklerin üzerine ne inşa edebileceğimizi daha çok düşünmek zorunda olduğumuzu hiç söylüyorum. Şunu sorabilir miyim? Yani hani evet sen şeyi bir paranoya yaklaşmayalım, komplo teorileri kurmayalım. Ona ben de katılıyorum söylediklerinize elbette. Yani gözümüzü o kadar büyütmeyelim ya da başka bir tabir söylersek. Ama ya şöyle bir şey yok mu acaba? Mesela halkı yeni bir iç savaş tehlikesine karşı uyarma gibi bir sorumluluk. Şimdi zaten savaş karşıtlığı çağrılarımız her kesimle müzakere programımız tam da bu tür kaos planları yapanların dayanmak istediği zemini boşa çıkarmak içindir. En önemli hedeflerinden biri budur. Bizim bu tür kaos planlarıyla yaratılabilecek kırılmaları önleyecek güçlü bir toplumsal direnç oluşturma görevimiz var HDP olarak. Da bizim dışımızdaki demokrasi güçlerinde bu görevi vardır. Bazı kelimeleri erken telaffuz etmenin veya telaffuz etmenin önleyici değil, daha moral bozucu veya daha sindirici bir etki yarattığını düşünüyorum. Düşünün yani mesela iç savaş kelimesini kullanmam. Üzerinde de çok çalışmış biri olduğumu söylersem lütfen izleyicilerimiz beni yine yanlış anlamasınlar. Bir şeyin ismini sürekli tekrar ederek önlemek çok başarısız bir yöntemdir. Siz tehlikeyi görüp kaos planlarına karşı toplumsal kanalları genişleten
diyalog, müzakere imkanlarını büyüten bir politika izlerseniz geri çekilmeler oluyor. Ben şöyle söyleyebilirim. Evet, bir süredir kaos planı yapan çevreler var. Bunun iktidarın merkezinde planlandığını iddia etmek için çok güçlü veriler yok elimde. Ama iktidarın içinde bir kesimin bunu yapmakta olduğunu daha kolay söyleyebilirim. Dışa yansıyan veriler, Sedat Peker'in açıklamaları, bunların gerçeklikle örtüşmesi. Bütün bunlara baktığımızda kaos planı yapanlar var ve bu kaos planı üzerine bu iktidarın merkezi de eğer böyle bir kaos planı başarıya ulaşırsa onun üzerine de bir avantaj kurgusu yapabilir. Dolayısıyla bizim görevimiz, sorumluluğumuz bu kutuplaştırma, düşmanlaştırma, buradan kaos planı yaratma çalışmalarını, zeminini ortadan kaldıracak politikalar üretmektir. O zemini zayıflattıkça bu sefer bu planları yapanlar geri çekiliyorlar. Yoksa Deniz Poyraz cinayeti herhalde münferit bir plan dahilinde yapılmış bir şey değildi bize göre. Ama öyle bir geniş dayanışma hattı ortaya çıktı ki tepki göstermeyen kesim kalmadı. O zaman var, o planlar var idiyse, ki bize göre vardı, bunun gerçekleşeceği toplumsal zeminin kalmadığını, şimdi en azından şimdilik olmadığını görerek geri çekildiler. Yani bu bir gene dediğim gibi sürekli dinamik ve diyalektik dediğim bir süreç, sürekli dönüşümlere açık yeni manevraları görmeyi gerektiren ve bunlara karşı siyaseten toplumsal olarak hazırlık yapmayı mecbur eden bir akış var. HDP olarak bunu anlama, kavrama ve buna göre siyaset üretme çabası içindeyiz. Tam da bu dönemde bir deklarasyon ilan ettiniz. Demokrasiye, adalete, barışa çağrı deklarasyonu. Aslında kısmen belirttiniz ama yani birçok görüşmeniz oldu birçok kesimle. Evet. Biraz daha yani bu boyutuyla hem HDP'nin bu deklarasyona hem bu kesimlerden tepki hem de iktidar cephesinden size yansıyan tepkiler oldu mu? Şimdi arkadaşlar bu konuyu biraz... Evet. Tabii yani biz bu deklarasyonu yayınlamadan önce 3 ay sahada gezdik. Yani gittiğimiz illerde mitingler yaptık. Halk buluşmaları adı aldık. Esnaf gezileri yaptık. Sorduk. HDP'den ne bekliyorsunuz? Çünkü herkes HDP'yi tartışıyordu. Ve HDP'nin seçim ne zaman gerçekleşirse gerçekleşsin, anahtar güç olduğu da görülüyor. Biz de dedik ki bir, seçimden bağımsız olarak ne yapmamızı istiyorsunuz? İki, seçimde nasıl bir tavır bekliyorsunuz bizden? Gittiğimiz pek çok ilde, mesela benim en bir pek çok ilde sivil toplum örgütleriyle, demokratik kitle kuruluşlarıyla toplantılar yaptık. Diyebilirim ki en verimli iki toplantı, yani birisi mesela Aydın'daydı. O kadar farklı çevreler gelmişti ki, ekolojistler, hani başka partilere yakın ya da partisiz olan çevreler, inanç grupları. Son Antalya'da yaptığımıza yine çok geniş yelpazeden 45 kuruluş katıldı. Mardin'de yaptığımıza 50 kuruluş katıldı. Yani onlarla da istişare ediyoruz. Halk buluşmaları, esnaf gezileri, böyle bütün kurullarımız tartıştı. Bütün kurullarımız. Sadece yazım süresi bir ay. Yani deklarasyonun 3 sayfa, deklarasyon 30 günde. Her bir sayfaya 10 gün düşüyor. Ama her kademede tartışıldı. Parti için. Ve bu HDP'nin olgunlaşmasında
kendi iç demokratik işleyişinin olgunlaşmasında yeni bir aşama oldu. Şimdi böyle beslenirseniz gördüğünüz gibi ortaya çıkan deklarasyonla ortaya koyduğunuz metin de toplumun geniş kesimlerinde olumlu yankı yaratıyor. İktidar kesiminden pek fazla bir şey duymadık. Onlar kulakların üstüne yattılar, ölü balık numarası yaptılar, yok saydılar. Dolayısıyla ama bütün muhalefet... Ama iktidar medyası bolca tartıştı. Tartıştı ama şeysiz. Yani hani diğer alıştıkları tarzda değil. Eskiden mesafe, terör, şu bu derlerdi. Bu sefer ne demek istiyor HDP, ne yapacak? Yok işte ittifakla birlikte mi, ayrı mı falan filan. Bu, yani kafaları... Onların kafaları şeyle karşı, bizim de kafamız karışık. Deklarasyonda siz kısmen bu yayına girmeyi anlattınız. Belki yani izleyiciler açısından da önemli olabilir. Bu meclis seçimiyle evet. Cumhurbaşkanı seçimi ayırıyorsunuz. Bunu tabii ki. İkisine ayrı ayrı ağırlık biçiyorsunuz. Elbette. Neden bu böyle? Aynı gün yapacak seçimler. Güzel. Teşekkürler Cahit Bey. Bu ayrımı yeni sistemin yarattığı bir durum olarak... Zaten hani gördük biz, fakat bunun diğer muhalefet partileri ve toplumun çok geniş kesimleri tarafından anlaşılması kolay değil. Hatta bizim MHK'da bile hani benim bir de anayasa hukukçusu gibi bir mesleğim, bir geçmişim var, bir 30 yıllık akademisyenlik var hani. Fiilen, bil fiil yaptığım. Şimdi bunu anlattığımız zaman ilk başta biraz karışıyor kafalar. Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi dedikleri bu, acayip ucube ne dersek diyelim, sistemde iki seçim var. Bu doğru. Sadece ondan ibaret değil mesele. Cumhurbaşkanlığı seçimi, parlamento seçimi. Her birinde uygulanan sistem farklı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda %50+1 alma şartı var. Herhangi bir aday %50+1 oy alamadığı takdirde ikinci tura gidiliyor. İlk iki aday, en çok oy alan ilk iki aday ikinci turda yarışıyor. Orada da en çok oyu alan kazanıyor. Ama parlamento seçimi cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuyla aynı gün yapılıyor. Ve orada farklı bir sistem var. Yani barajlı don't dediğimiz sistem var. Yani alıştığımız işte %10 barajlı. Düşer düşmez. Şimdi oraya farklı bir bakışla yaklaşmanız sizin kendi siyasi çerçeveniz bakımından mümkün ve avantaj. Biz diyoruz ki parlamento seçimlerinde hiçbir ittifak içinde yer alma arayışımız yok. Açıkçası ihtiyacımız da yok. Şeyden dolayı baraj sorunumuz yok. Ama ilkesel olarak da politik olarak da böyle bir arayışımız yok. Çünkü biz zaten Bileşen Partisi'yiz. Artı her seçime de belli ittifaklarla girdik. Şimdi bu ittifakları en geniş çevreye yaymaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'nin bütün mağdur kesimlerini, bakın sağdan soldan, sağdan dediğim işte mütedeyyin veya başka kesimler, inanç grupları, mesela Aleviler, mesela tabii Müslüman olmayan topluluklar, yani Hristiyanlar, diğerleri. Ama kanun hükmünde kararnamelerle mağdur edilmiş çok geniş bir kitle var. EYT'liler var. Sorunu olan, ötekileştirilen, hakkı gasp edilen, mağdur edilen kesimlere ulaşıp bu koalisyonu genişletmek istiyoruz meclis seçimleri için. Üstüne elbette Kürdi partilerle ittifakımız 2019 seçimlerinde, yerel seçimlerinde işledi. Eksiklerini gördük. Şimdi o eksikleri gidermek için görüşmeler devam ediyor. Toplantılar yapıyoruz.
yeni katılımlar olması için çağrılarda bulunuyoruz. Türkiye'de emek ve demokrasi güçlerinin de en geniş yelpazede burada yer almasını istiyoruz. Yani biz istiyoruz ki Türkiye'de bu iki blok dışında çok geniş bir kesimi HDP çatısı altında eşdeğer ilişki temelinde, yani kuru eşitlik değil eşdeğerlik temelinde bir araya getirelim. Bu şu demektir arkadaşlar. İlk turda bitecek meclis seçiminin ikinci turu yok. Bir turdur. Ya biz %15'in üstünü altını başarısızlık sayarız dediğimizde bunu da hesaba katıyoruz. %15'in üstüne çıkmak zorundayız. Çıkarsak çıkmalıyız, çıkacağız da. Mecliste bizsiz herhangi bir kanun çoğunluğu bile mümkün olmaktan çıkacak. İşte ikinci tura kalmış bir cumhurbaşkanlığı seçiminde bu dengeler de etkili olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimine gelince diyoruz ki bu, hani oraya girmeden, hayır bunu söyleyeyim tamam, çünkü okay. Dağılır unuturum sanki birinci sırf bölüm. Burası kalır. Tamam, okay. Diğeri de çok kısa söyleyeceğim. İttifaktan söz etmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilkesel buluşmadan söz ediyoruz. Belli ilkeler sıralıyoruz. Bu ilkeleri doğrudan açık, sistematik bir şekilde müzakereye hazır olduğumuzu, buradan çıkacak temel ilkeler üzerine bir ortak aday fikrine de açık olduğumuzu söylüyoruz. Yani orada başka bir sistem ve dinamik işliyor. Şimdi Arzu Hanım buyurun. Şimdi o aslında parlamento seçimleriyle ilgili. Yani şimdi 7 Haziran deneyimi, 1 Kasım deneyimi. Yani elbette tarih tekerrür etmiyor da onu bir not olarak şöyle söyleyeyim. %15'in üstüne çıkmak. Oradaki şey yazıyı olması gördüm. %15 çıkarmak değil, %15'in üstüne çıkmak diye düzeltsin arkadaşlar. Alt yazıyı düzeltelim. Alt yazıyı düzeltelim. Evet. %15'in üstü. Altı başarısızlık. Üstü önemli, açık. Bir söz oldu bu. Evet, o yüzden buyurun. Title'a isteği oldu tabii ki. Alışmamış mı arkadaşlar? Hayır, herkes alışacak. Buradan başlayacağız. Selahattin Demirtaş son yaptığınız röportajda %14 demişti. Yani diyebilir başka arkadaşlar başka telefon. Ben tabii oraya girmeyelim. Yok yani başkaları da başka bir şey diyebilir. Ona söylemeyelim. Ben mesela şunu sormak istiyorum. Yani şimdi ya şöyle bir pratik var. Yani sandıktan çıkan halk iradesini tanımayan bir rejimle karşı karşıyayız. Şimdi sandıktan çıkan halk iradesini HDP yani tanıtmak için nasıl kendi seçmeni mobilize edecek mesela? Şimdi yine şöyle söyleyelim. Yerel seçimler farklı tamam, bir yapıya sahip. Milletvekili seçimleri için söylüyorum. Milletvekili seçimleri için sandıktan çıkan halk oyunu tanımlama noktasına gelmedik henüz. Yani vekillikler düşürüldü. Halk iradesine saldırı var, saygısızlık var. Halk iradesini tanımayan derseniz şöyle olmalı. Bir seçim yapıldı, iktidar kaybetti, koltuğu bırakmıyor. Şimdi o aşamaya gelmiş böyle bir durum ortaya çıkmış değil. Haziran sonuçları tanınmadı, 1 Kasım'a geçildi. Şimdi onlar ayrı. Yani şöyle, seçimi yeniledi. Hı hı. İmkanı vardı ve şimdiki sistem yoktu. Basit çoğunlukla seçimi yenileyebiliyordunuz. Yeni sistemde erken seçim kararı bu kadar kolay alınamıyor. Yeni sistemde erken seçim kararı alabilmek için mecliste 360 oy gerekiyor. Veya Cumhurbaşkanının bizzat kendisinin meclisi feshetmesi ve kendi görev süresini doldurması gerekiyor. Şimdi Arzu Hanım, biraz önce de söyledim. 2017'de 16 Nisan'da kabul edilen, referandumda kabul edilen sistem 2018 seçimlerinde yürürlüğe girdi. Hala bu sistemin çok kritik incelikleri yeterince dikkate alınmıyor tahlil yapılırken. Şimdi şuraya gelirsek o ayrı tartışma. Ya hangi sistem olursa olsun bu adam gitmez. Ben bu tartışmaya girmem.
Yani böyle bir tartışma. Gidecek diyorsunuz. Kaybedersin. Ya ben gitmez demiyorum, öyle anlaşılmasın da yani. Yok, seni öyle anlamadım. Hayır, ya sizi öyle anlamadım. İçinlerde de öyle söylendi ama tersini gördü. 8 bin şimdi oy var mı? Kaybetti şeyi, yani. Biz şunu, ben ve parti de öyle. Yani benim düşünce tarzım şu. Biz şimdiden niye sadece seçim için ittifak değil de demokrasi mücadelesi için ittifak çağrısı yapıyoruz? Çünkü her seçeneğe göre çok güçlü bir toplumsal birlikteliği temel noktalarda oluşturmak zorundayız. Yani onun gidip gitmemesi değil, sizin bu tür ihlallere karşı toplumsal büyük bir güç yaratıp yaratmamanız önemli. Bak, bazen baktığımız yerde farklılık oluyor. İşte ben de bunu soruyorum. Mesela tam da diyorum ki biz toplumdan bakıyoruz. Yani? Tamam. Diğeri aktörün kendisinden bir bakıştır. Gitmez. Ben de diyorum ki... Gider. Gider. Gidecek yani. Yani şimdi, ben diyorum ki bu tartışmanın panzehiri... Evet. Güçlü bir toplumsal demokrasi birlikteliği, mücadele birlikteliği, irade birlikteliği oluşturmaktır. HDP bunu yapıyor. Yapmaya çalışıyor. Bunun için uğraşıyor. Kongre kararımızdır bizim, bakın. 4. Büyük Kongre kararımızdır. Temel hedef olarak Demokrasi İttifakı'nı konferans ve kongremizde karar altına aldık. İşte bu temelde ittifak politikasının çerçevesi, yani bu konumda. Parlamento seçimleri için net bu. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de çok doğru bir altyazı geçmiştiniz. Biraz takip ediyorum oradan. Bakayım. Orada da yani ilkeler önemli. Biraz ilkeleri konuşalım. İlkeleri deklarasyonda saydık, temel ilkeler, müzakere oradan. İlkeleri. Peki Kayın'ın sözünden, sorudan bir teknik bir... Biraz da provokatif bir soru olacak. Farz ederim ki birinci... Yok, onun soru hakkını aldığım için, hayır. Soru hakkını aldığım için. Diyelim ki birinci tur seçim için sizin dışınızda diğer partiler, Millet İttifakı, sizin ilke dediğiniz ilkeler ve prensipler uygun olmayan bir aday tespit etti. O dediğiniz şey gelsin görelim. Hayır, diyelim ki diyorum. İkinci turda diyelim ki Erdoğan'a bu kalırsa... Diyelim ki. Diyelimle başlayan sorularda benden cevap alamazsınız. Tamam. Yani tamam. Simülasyonu yapıyoruz yani. Size hiç uğraşmayın. Evet. Yani diğer hani başka kanallarda da çok çok uğraştılar. Şöyle diyorum. Biz şimdi koyduk ve bu tartışılsın. O gün geldiğinde biz bu deklarasyon için işlettiğimiz süreci işleteceğiz. Halka gideceğiz, tabana gideceğiz. Ve demokrasi güçlerine gideceğiz. Onlarla istişare edeceğiz. Kararımızı o günkü şartlara göre vereceğiz. Bunda samimiyiz. Yani hakikaten şu an kafamızda şu karar var da ben onu saklıyorum, örtmek için de işte bir sürü laf sıralıyorum değil. Gerçek anlamda böyle yapacağız. Bu örneklerden yola çıktınız da Arzu da biraz önce demişti. Yani 2015'te aslında bu tabloya geçişte Erdoğan tek başına değildi. Bilerek bilmeyerek, artık bugün tartışmayalım ama zımni bir destek de aldı muhalefetin diğer kesiminde. Doğru. Yani neredeyse HDP dışındaki her kesim bir şekilde BK'ya sığınıp Erdoğan'ın arkasından yürüdü. Bunu 15 Temmuz sonrasında da gördük çok açıkta. Bir ikincisi HDP'ye dönük çok korkunç saldırılar vardı. Terörize etme girişimleri vardı. Yani adeta öyle bir olgu yarattı ki HDP'nin yanında durmayı bile suç saydı ve bu iktidar üzerinde de etkili oldu. Şimdi mesela bunca önümüzdeki döneme ilişkin Türkiye'deki demokrasi bileşenlerinin ya da işte AKP muhalefeti olan diğer meclisteki partilerin ortaya serdiği tutumlar üzerinden de olumlu bir yaklaşım çıkıyor. Sanki evet. Önümüzdeki döneme ilişkin işte İstanbul seçimlerindeki İmamoğlu'nun şeyi aklıma geliyor. Her şey çok güzel olacak. Yani ama bir de diğer taraftan böyle hiçbir şey kolay olmayacak. Güzel bir şey de yaşatmış diyelim. Bir muhalefet de var. Yani bakın şöyle bunları diyelim. Da oturup konuşmak lazım. Ne güvence var, yani, ne şimdi, güven var, ne sevgili Fehim Işık. Bunları zaten konuşuruz. İki, yani ben şu yaklaşıma itiraz ediyorum. Olmazları konuşmaya çok alışmış.
pek çok aydınımız, yazarımız. Sizi de tenzih etmiyorum. Yani buna dahilsiniz, sürün için. Yani yazılarda bu, öyle bir eğilim var diyorsunuz. Yazılarda öyle değilsiniz. Ama tamam, şöyle diyorum, bu olmaz, bu olmaz. Ben de şöyle diyorum. Bakın. Olmaz değil ama gerçekten hayır, güven duymak da istiyor. Güven yani, duymak için adım adım çalışmak lazım. Bunların hepsi adımdır. Şimdi bir protokol hazırlasa muhalefet partileri, şimdi imza atılsa güvence midir? Tek başına yeterli midir? Hayır. Bunun güvencesi, hep söylüyorum, oluşturacağınız güçlü toplumsal zemindir. Şöyle örnek vereyim. Tamam, 7 Haziran 1 Kasım arası işledi. Yine akademide derste anlattığım şeyi burada da buraya uyarlayarak anlatayım. Hobbes'ın bir teorisi var. Hepimiz biliyoruz bu otoriter sistemlerin işleyişi konusunda son derece parlak bir teori. Onun üzerine kurduğu Leviathan kitabı vesaire vesaire şimdi. Diyor ki toplumu kaosla tehdit ederseniz ve güvenlik ihtiyacını en üst seviyeye çıkarırsanız, yani her alanda güvenliği ortadan kaldırırsanız, o toplumun büyük çoğunluğu size özgürlüklerini ve haklarını devrederek bir otoriter sistem kurma izni verir, yetkisi verir. Bunu, ama ekliyorum şimdi ben, bunu 1,5 kere gerçekleştirmek mümkündür. 2 kere zor. Birincisi 7 Haziran'dı, burada gerçekleşti 7 Haziran sonrası. Hakikaten o kaos ortamında toplumun güvenlik ihtiyacı istismar edildi ve kaos tehdidi üzerinden toplum rehin alındı. İkinci deneme 2018'di. Bakın 2018 seçimlerinde kıl payı Cumhurbaşkanı oldu. Referandumda da öyle. Ama hangi şartlarda? YSK'nın mühürsüz oy meselesini hatırlayın. Devletin bütün imkanlarını tek yanlı kullanma meselesini hatırlayın. Yani o kadar adaletsiz, eşitsiz şartlarda seçime girdi. Bütün imkanları kullandı. Kıl payı kazanabildi. Bu da buçuk. İkinci kere, üçüncü kere denediler yani. Yerel seçimde. Yerel seçimde. Fiyasko. Değil mi? Fiyaskoya. Fiyaskoyla sonuçlandı o çaba. Neden? Bana göre bizim o günden de başlayarak oturmaya yönelen hattımız, siyasi hattımız o fiyaskoyu yarattı. Yerel seçimlerin dinamikleri farklıydı. Ama HDP açısından hiçbir kuşku yok. Toplumun geniş bir kesiminde. Ama şunu söyleyelim. Ama bakın, mesela HDP... Hayır, anladım. HDP şimdi toplumun bütün kesimlerini nasıl harekete geçireceğiz? Yani bu soru şimdi aması yok bunun. Şunu demeye çalışıyorum. Bir tarafından bakın. O gün ne kadar yazılan yazılara, özellikle bu orta sınıf, modern orta sınıftaki psikolojiye bakın. Bunlar yerel seçimleri de kaybederler ama bırakmazlar. İstanbul seçimini ikinci kere kaybetseler de bırakmazlar. Yani tamamen karamsarlığa gömülüp teslim olmaya yönelmiş çok geniş bir kitleyi bundan uyandırdı. Ve bu rejimin, şimdiki rejimin krizinin geri dönülmez bir şekilde derinleşmesi onunla mümkün oldu. Şimdi bir sihirli formül olsa da ya da bir de sihirli değnek olsa da dokundursak toplumun %80'i uyansa ne iyi olur? Siyaset böyle değil. Siyasette sihirli formül yok. Siyasette sihirli değnek yok. Siyasette emek var, akıl var ve çok çeşitli yöntemler, yönlerle bir gelecek planı ve bugün perspektifi oluşturma var.
Eğer sihirli plan olsa toplumun şu kadarı bilmem ama uyandı mı? İşte soruyu şöyle sorsak, yani 2018'de sizin izlediğiniz strateji aslında çok başarılı bir stratejiydi. 2019. Hayır, 2019 yerel seçimlerde. Yerel seçim dinamikleri, parlamento dinamikleri, cumhurbaşkanı dinamik seçme dinamik ayrı olsa da siz cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aynı bir tarzda strateji belirlediğiniz zaman, yani Erdoğan'a ve iktidarı kaybettirme üzerine kurduğunuz bu strateji. Dar anlamda değil mi? Geniş anlamda, dar anlamda söyleyeyim. Geniş anlamda başka hedefleri de olabilir bunun. Zezan ne kadar başarılı olabilir? Yani Millet İttifakı'nın çıkaracağı sizin öngördüğünüz ilkelere, koşullara uygun bir yadan çıkması ne kadar mümkün olabilir? Şimdi yetmez. Yetmez diyoruz. Yetmez. Evet. Çünkü biz doğrudan ve açık müzakere gerektiğini söylüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilkeler üzerinde açık ve doğrudan müzakere etmek gerektiğini söylüyoruz. Sadece partiler arasında da değil. Sonrasında mümkün olan en geniş demokrasi çevreleriyle istişareyi derinleştirmek gerekir diyoruz. Yani katılımcı, eşit özneler temelinde bir diyalog öneriyoruz. Şimdi yerel seçimler ayrı. Çünkü kazanamayacağınız çok belli olan İstanbul'da aday çıkarmak hani bir siyasettir. Yapabilirsiniz. Oyunuzu görürsünüz. Ama baskının, zulmün bu kadar yoğunlaştığı bir iktidar döneminde bu iktidara kaybettirmek yerel seçimler için hem seçimin niteliği gereği hem de dönemin şartları bakımından çok makul bir strateji. Cumhurbaşkanlığı seçimi öyle değil. Meclis seçimi öyle değil. Siz her yerde kazanmaya odaklanmalısınız. Yani bizim bildirinin başlığına bakarsanız deklarasyonun, hep beraber kazanalım. Başlık budur. Biz kaybettirme üzerine, sadece ve sadece kaybettirme üzerine bir siyaseti çok kısır ve ilkel buluyoruz. Tam tersine herkesin kazanacağı, yani herkesten kastığımız toplumun, demokrasi güçlerinin, barış imkanının kazanacağı bir yol açalım istiyoruz. Yani HDP, Türkiye'nin üçüncü büyük partisi ve Kürtlerin birinci partisi. Nasıl olur da sadece negatif siyaset yapar? Ya yapamaz. Böyle bir lüksümüz yok. Böyle bir hakkımız yok. Biz seçimler üzerinden ve toplumsal mücadele zemininde kazanmak, temsil ettiğimiz halklara ortak iradesi olma iddiasında bulunduğumuz toplum kesimlerine ve bütün Türkiye'ye kazandırmak için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla yerel seçim stratejisini yeniden gündeme getirmek, siyaseti ve HDP'yi anlamamak demektir. O günün koşulu. O seçimin niteliği ve o günün şartları gereği çok doğru bir yoldu. Aslında o kaybettirme aynı zamanda Türkiye'de kazanma duygusunun önünü açtı. Psikolojisini güçlendirdi. Şimdi biz kazanmayı somutlaştırmak istiyoruz. HDP kazansın demiyoruz. Mevki makamda gözümüz yok. Bizim siyasette varlığımız hırsla belirlenmiyor. Bir siyasi ikbal veya başka bir beklentiyle belirlenmiyor. Yani biz bu topluma belirlediğimiz hedefler ve değerler ve ilkeler çerçevesinde bu halk toplumun halklarına katkıda sunmak, bir şeyler kazandırmak istiyoruz. Bulundu ve yani ben çok açık söylerim, yani hiç tereddüt etmem. Yani bu yönde ilerleme alındığı, bu yönde mesafe kat edildiği zaman ben kendimi siyasette şahsen çok, hani başarı kelimesini de sevmiyorum.
En azından halkların, başta Kürt halkı olmak üzere, iradesinin hakkını bir parça vermiş duygusu yaşarım. Ve sonrakini, gelecek kuşaklara da vicdanım rahat, gönlüm rahat olarak bu görevi veririm. Kürt halkı dediniz, ben araya gireyim. Özellikle yayın öncesinde de izleyicilere de soruyordu. Siz de söz ettiniz kısmen ama Kürdistan'ı ittifak çalışması oldu. Etkili oldu Kürdistan'da. Ama bunun dışında kalan partiler var hala. Bir de bunun dışında kalan partilerle 4 yıla yakın bir süredir Kürt Dil Platformu'nda çok uyumlu, düzenli, etkili de bir çalışma yürütülüyor. Yani evet. Belki Kuzey Kürdistan tarihinde bu kadar uzun süreli 9 partinin bir arada olduğu doğru, tek platform. Doğru. Şimdi bu koskoca tüm Türkiye için, özellikle diğer yapılar için, demokrasi güçleri için söz ettiğiniz gelişmeyi Kürdistan'daki diğer siyasi partilerle yaşama geçirmek ya da toplum kesimleriyle, yani o partilerden bunu olmayı... arzu ederiz, çağrı da yapıyoruz fakat takdir edersiniz çağrıyı ki... Çağrıyı aşan mesela, onun ötesine yani birebir görüşmeler en son PSK ile gerçekleştirdik. Ve PSK, Partiye Sosyalist Kürdistan, yani Kürdistan Sosyalist Partisi, genel başkanıyla ve genel başkan yardımcısıyla, ben ve genel başkan yardımcım kendilerinin talep ettiği bir görüşme yaptık. Verimli, güzel bir görüşmeydi. Şimdiye kadar bizim ittifak çalışmalarına uzak duran bir parti. En son Diyarbakır'da işte 2 hafta oldu galiba. Evet, yani 10 gün önce falan. Diyarbakır'dayken bu Kürdi partiler diyelim, çünkü Kürdistan'ı da var, sadece Kürdi de diyebileceğimiz partiler. O nedenle daha geniş başlık olarak onlar da Kürdi partiler diye tercih ediyorlar. Yani o sözü kullanmanın nedeni bu. Daha önce hiç katılmayan PSK geldi. PAK da aslında gelebileceğinin işaretlerini verdi. Dolayısıyla bu toplumsal mücadele ardından seçim için Kürdi bütün çevrelerle, sadece partiler değil. Partileri de aşan bir kesim var çünkü. Aşan, evet. Biz onu da, partiler dışında onu da hareket istiyoruz. Eden geniş bir kesim var. Onu da istiyoruz. Kürt Dil Platformu'na gelince önemli bir çalışma yürütüyor. En son çalışması biliyorsunuz, Kürt dili resmi dil ve eğitim dili olsun kampanyasıydı. Diyarbakır'da 9 parti, siyasi parti katıldı, Kürt partileri. Biz de oradaydık. Ben de orada konuşma yaptım. Konuşmamda Kürtçe yaptım tamamını. İlk imza benimdir. HDP eş genel başkanı olarak Mithat Sancar. İmzası, imza kampanyasının birinci sırasındadır. Bunu da çok değerli buluyoruz açıkçası. Bu tür çalışmalara biz istekliyiz. Bizim programlarımız da var. Yani sadece dar siyasi ittifak değil, geniş kültürel ortaklık, baskıya ve savaş politikalarına karşı ortak irade ve benzeri alanları genişletmek istiyoruz. Eğer bunu başarabilirsek, bunun anlamı, sayısal anlamını tartışmak bütünüyle gereksiz olur. Çünkü bunun yarattığı iradenin, bunun yarattığı havanın bambaşka bir anlamı olur. Yani bu AKP'nin ve başka bir iki partinin, özellikle AKP'nin 10 yıllardır, kaç yıldır işte 20 yıl oldu. Yani Kürtlerden bu kadar oy almasının belki de dalga kıranı olabilecek bir psikolojik eşik atlama olacak. Evet. Arkadaşlar, çok kısa cevaplı diyelim, sorular varsa, eksik kalmasın dediğimiz şeyler varsa alalım. Çok zaman çok çabuk geçti. Arzu soruyor. Yok. Ben bir şimdi tabii HDP çok etki mi var? Sadece Kuzey'de ve Türkiye'de değil, aynı zamanda Güney Kürdistan'da, evet. Orada çok ilgiler. Doğu Kürtler aslında çok ilgilenen bir parti. Diyaspora da öyle. Tabii Güney Kürdistan'da bir gerilim var. Bu gerilimin birçok nedeni var. Onu arka plan gitmişiz ama HDP olarak bu gerilimin düşürülmesi, özellikle KDP nezdinde
nezdinde bir takım girişimleriniz var mı, olacak mı? Çünkü bu sizin oy tabanı, yani oy değil, size gönül vermiş sizin kitle tabanınızın çok merak endişeli izlediği bir gerilim. Doğrudur. Biz de endişeyle izliyoruz. Sadece endişelenmekle kalmak bir siyasi partinin yapacağı iş değildir. Yani onunla sınırlı kalamaz. Biz en geniş diyalog zemininin kurulmasını talep ediyoruz, istiyoruz. Şartlar olgunlaştığı anda bir Güney Kürdistan gezisi de yapmayı gündemimize alırız. Fakat daha yeni seçim yapıldı, gerilim biraz daha yüksek. Şimdilik mesaj veriyoruz. Kürtler arası sorunların tek çözüm yolu vardır: diyalog. Ve hani bunun dışında bir yolu Kürtlerin tercih etme lüksü bulunmuyor. Neden? Yani her taraftan tehdit altında olan bir halk. 100 yıldır, en az 100 yıldır diyelim, işte bu hani Sykes-Picot'dan beri başlatalım. Ya bunun yaşadıkları her ülkede, egemenliği altında bulunduğu her devlette inanılmaz baskılara, asimilasyon politikalarına, kıyımlara, katliamlara maruz kalmış bir halkın kendi iç birliğini sağlamak, en azından iç diyalog mekanizmalarını yerleştirmek mecburiyeti vardır. Bu herhangi başka bir halkın durumuna benzemiyor. Çok baskı altında, çok tehdit altında, varlığı, varoluşu tehdit edilen bir halkın siyasi temsilcileri asla sağduyuyu elden bırakamazlar. Sorunları asla çatışma yoluyla çözmeye yönelemezler. Tek yol vardır: sağlam diyalog mekanizmaları ve elbette her konuda hemfikir olmak mümkün olmaz ama sorunları müzakere edebilecekleri mekanizmaları yaratmaktır. 2013'te bu denendi. Evet, yarım kaldı. Fakat her yarım kalan şeyi tarihe gömmek gibi bir anlayışın da bir değeri yoktur. Tam tersine, yarım kalmışsa eksiklere bakıp tamamlamanın yolları aranmalıdır. Yeniden diyalog, müzakere ve en geniş ulusal platform, birlik platformu. Bu bütün Kürt, yani Kürt halkının bütün kesimlerinin, çok büyük bir kısmının arzu ettiği bir şeydir. HDP de kendi politikalarında buna çok özel yer veriyor. Daha fazlası, üzerimize daha fazlasının düştüğünün de farkındayız. Fakat bunun için elbette sonuç alıcı şartların da yaratılması önemlidir. Yani sırf göstermek için, sırf hani sadece göz boyamak için bir şeyler yapmak da yanlış olur. Diyalog elbette başka kanallarla sürüyor. HDP ile işte hem HEV'ler hem Süleymaniye ile. Hani arada özel görüşmeler, mesajlaşmalar oluyor. Fakat daha fazlası için biraz daha şartların olgunlaşmasını sağlamak lazım. Burada sadece biz siyasetçilere ve siyasi partilere değil, biliyorum sizlerin ne kadar uğraştığını, Fehim Bey'in de, sizlerin de, hepinizin de hem yayınlarda hem yazılarda bunu nasıl dile getirdiğinizi takip ediyorum. Size ve bütün Kürt aydınlarına, yazarlarına, sanatçılarına, evet, burada görev düşüyor. Bize düşen görevi yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Sizler de ve burada bizi izleyen ya da sonra izleyecek olan ya da bir şekilde sesini izleyecek olan bütün Kürt şahsiyetlere, yazar, çizer, sanatçı, hepsine görev düşüyor.
Evet, biz de devam edeceğiz. Evet, çok hızlı geçti. Çok teşekkür ediyorum Sayın. Ben teşekkür ederim. Mithat Sancar, zaman ayırdınız, programımıza katıldınız. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür evet, ederim. Evet, Fehim Işık, Cahit Mervan ve Arzu Demir, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür konuk oldunuz bugünkü programda. Evet, değerli izleyiciler, bugün de bir özgür gündemin sonuna geldik. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.